Arkadaşlar selamünaleyküm. Tarihimizin gördüğü en büyük afetlerden birini yaşadık ve yaralarını sarmaya çalışıyoruz. 6500'e yakın bina yıkıldı. Binlerce insanımız hayatını kaybetti. Bu afette çok bedel ödedik. Peki Kahramanmaraş depremleri neden bu kadar yıkıcı oldu? Yani önceki depremlerden farkı neydi? Hasar daha az olabilir miydi? Ve bu soruyla bağlantılı olarak TOKİ'nin yaptığı binalar bu afete nasıl dayandı? Bugün bu soruların cevaplarını arayalım. Türkiye sahip olduğu aktif faylarla dünyada deprem dendiğinde ilk akla gelen ülkelerden hem denizde hem de karada deprem üretme potansiyeli olan bine yakın aktif fay var. Bu fayların tamamı da yeterli enerji birikmesi oluştuğunda yıkıcı depremlere sebep olabiliyor. Yani bu kadar fazla fay varken Türkiye'de büyük depremlerin olmaması elbette mümkün değil. Mesela Türkiye için son 120 yılda yaşanan 7 ve üzeri şiddetteki depremlerin istatistiğine bakmak bile durumun ne kadar vahim olduğunu göstermeye yeterli. Çünkü bu istatistiğe göre son 120 yılda 7 ve daha büyük şiddetteki depremler ortalama her 6 yılda bir meydana geldi. Yani tehdit bu konuda belki de tahmin ettiğimizin çok ötesinde. Son 120 yılda 23 tane yeriden büyük deprem kaydedildi. Ve bunların en büyüğü de 1939'da yaşanan Erzincan depremiydi. Bu deprem 7,9 ya da bazı kaynaklara göre 8 büyüklüğündeydi. 52 saniye sürdü ve yaklaşık 33 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. O devasa depremden sonraki en büyük iki depremi ise bu ay ardarda arda yaşadık. 6 Şubat'ta saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve yaklaşık 75 saniye sürdü. Derinliği 8,6 kilometreydi. Yani hem şiddetli, hem uzun, hem de sığ bir depremdi. Yıkıcı olması şaşılacak bir durum değildi. Ama bu yaşadığımız felaketi diğer bütün depremlerden farklı kılan yaklaşık 8 saat sonra ikinci bir büyük depremin meydana gelmesi oldu. Bu sefer 100 kilometre kuzeyde, Elbistan'da saat 13:24'te 7,6 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandı. Bakın, son 120 yılın en büyük ikinci ve üçüncü depremleri aynı bölgede yaklaşık 9 saat arayla yaşandı ve ikisi de sığ depremlerdi. Bu bizim tarihimizde görünmemiş büyüklükte bir felaket. Dünya tarihi açısından bakarsak da çok ender görülebilecek bir durum. Depremlerin birbirlerini tetiklemesinden daha doğal bir şey elbette yok. Mesela 1999'da yaşanan Düzce depremi kendisinden 3 ay önce yaşanan Gölcük depremi tarafından tetiklenmişti ya da 1939'da Erzincan'da yaşanan deprem 3 yıl sonra 7,1 şiddetindeki Erbaa NXR depremini tetikledi. Aynı şekilde bu depremde de 1 yıl sonra yaşanan 7,6 büyüklüğündeki Tosya depremini tetikledi. Daha örnek vermek istersek birkaç yıllar ile bu depremler Bolu, Abant ve Mudurnu gibi 700'leri yaşanan depremleri sırasıyla tetiklemişti. Yani bir depremin, özellikle de büyük bir depremin artçılar dışında da bir başka büyük depremi tetiklemesi olan bir durum. Ama 9 saat arayla aynı bölgede ikinci büyük depremin tetiklenmesi ender görülen bir hadiseydi. O yüzden bu depremle ilgili konuşurken ortaya çıkan gücü göz önünde bulundurmak zorundayız. Birçok bölgede ilk depremle yıkılmayıp da ciddi hasar alan binalar 8 saat sonraki ikinci depremle yerli bir oldu. Mesela Kahramanmaraş özelliğinden bakarsak kentin merkezi ve güneyinde kalan kesimler ilk depremde ciddi hasar aldı. Bu bölgeler elbette ikinci depremden de etkilendi ama ikinci deprem esas olarak Kahramanmaraş'ın kuzeyinde kalan kısmı vurdu. Örneği Kahramanmaraş üzerinden versek de birinci depremi yaşayan bölgelerin büyük kısmı ikinci depremde aynı yıkıma maruz kaldı. Tabi ortaya çıkan güç bölgeyi sadece bina yıkarak vurmadı. Yaşanan bazı olaylar yardımların ulaştırılmasını bile güçleştirdi. Mesela Hatay Havaalanı pisti ciddi zarar gördü. Aynı şekilde İskenderun Limanı'nda büyük bir yangın çıktı ve bu yangın da hareket alanını oldukça kısıtladı. Bölgedeki havaalanlarının kullanılmasını belli bir süre engelleyecek kadar hava muhalefeti de vardı. Yani o günü zorlaştırmak için her şey mevcuttu. Bütün bunlar birleşince de ortaya çok ciddi bir yıkım çıktı. Tabi şimdi burada sorulması gereken önemli bir soru var. Bütün bir yıkımın sebebi afetin çok büyük olması mıydı? Yani insan eliyle hiç mi hata yapılmadı? Elbette işin insan boyutuna gelindiğinde söylenecek çok şey var. Daha bunların davaları görüldükçe birçok şey ortaya çıkacaktır. Ama hem denetim mekanizmalarında hem müteahhitlerde ciddi sıkıntılar olduğu da ortada. Çünkü bazı binaların enkazlarında yapılan incelemelerde kolonları oluşturan betonların içinde deniz kabuklarının olduğu bile görüldü. Yani denetleme zayıf kalmıştı. Büyük yıkımın olduğu bölgelerde zemin özellikleri o kadar yüksek binaların çıkılmasına müsait bile değildi. Sağlıklı bir zemin etüdü yapılmamıştı. Yani yıkılan binaların büyük çoğunluğu deprem yönetmeliğindeki parametrelere uygun şekilde tasarlanıp yapılmamıştı. Beton ve demir kalitesi olması gerekenin altındaydı. Bazı binalarda mühendislik ya da müteahhitlikle ilgili bir sıkıntı olmamasına rağmen yıkılabildi. Çünkü inşaat tamamlandıktan sonra bazı kolonların kesildiği tespit edildi. Bir tane kolonu bile kesilmiş bir bina elbette bu kadar şiddetli bir depreme dayanamazdı. Fay hattının üzerinde ve yakınında ciddi yerleşimlerin olması zaten felaketi davet etmişti. Adıyaman'dayken çok fazla arama kurtarma ekibiyle sohbet etme şansımız oldu. Bazı binalar için normal şartlarda yıkılmaları imkansız diyorlardı. İşte onlar genelde konumları sıkıntılı olan binalardı. Yani bu kadar büyük bir afette yıkılan binaların olması elbette kaçınılmaz. Ama bu afetin büyüklüğü tek başına yıkılan 6500'e yakın binanın açıklaması olamaz. Hırslı, cahil ve umursamaz insanların bu felakette çok ciddi bir rol oynadığı ortada. Bunu çok daha net görmemizi sağlayacak bir soru da var aslında. Bu soruyu sorarak bazı şeyleri daha net şekilde görebiliriz. TOKİ'nin yaptığı binalar neden yıkılmadı? Yani az uz bir rakamdan bahsetmiyoruz. Depremden etkilenen 10 şehirde TOKİ'nin bugüne kadar yaptığı 133 bin daire var. Ve bu dairelerin ya da binaların biri bile yıkılmadı. Sadece iki blokta çok hafif bir hasar var. Onlar da dediğim gibi kalıcı hasarlar değil, hafif hasarlar. Yani yıkılmayı geçtim, oturulmayacak kadar hasar alan tek bir TOKİ binası bile yok. Hatta birçok şehirde TOKİ'lerin incelemeleri tamamlandı ve ev sahiplerine evlerinizde oturabilirsiniz diye izin de verildi. Bu durum bize gösteriyor ki bu afet kat kat daha az zararlı atlatılabilirdi. Peki TOKİ'nin diğer binalardan farkı ne? Öncelikle biliyorsunuz TOKİ şehirlerden yüksek yerlere projeler yapıyor. Bu bölgelerde genellikle kayalık zeminlerden oluşuyor. Yani TOKİ öncelikle zemin tercihinden kazanıyor. Eğer projenin yapıldığı zemin böyle bir yer değilse ona göre tedbir de alınıyor. Mesela İzmir Bayraklı'da konut yapılan alan kayalık bir alan değildi. Bu yüzden TOKİ orada zemine 2-3 kat yüksekliğinde kazıklar çaktı. Bu da zeminden kaynaklı dezavantajı tamamen ortadan kaldırıyor. Böyle sağlam bir zeminin üstüne hiçbir malzemeden çalmadan proje yapılınca da haliyle ortaya böylesine dev bir afette bile yıkılmayan binlerce konut çıkıyor. Bu da demek oluyor ki insan kaynaklı hatalar ortadan kalkınca en büyük afetlerde bile hasar minimuma indirilebiliyor. Elbette bugüne kadar yapılan hataların bir bedeli olmalı. En kısa sürede Cumhuriyet tarihimizin gördüğü en büyük dava başlamalı. O yıkılan binalar zaten tek tek inceleniyor. İhmal ya da kusur görülen binaların müteahhitinden inşaat mühendisine, o kalitesiz malzemeleri taşıyanından inşaat onayını veren kurum yetkililerine kadar yüzlerce hatta binlerce insanın yargılandığı dev bir mahkeme kurulmalı. Bundan öncesiyle ilgili sürecin bedeli hak edenlere bu şekilde ödetilmeli. Bundan sonrası için de denetimler konusunda kimseye göz açtırılmamalı. Bakın bizim yeni düzenlemelere ihtiyacımız yok. Zaten dünyanın en iyi deprem yönetmeliklerinden birine sahibiz bundan sonrası için yapmamız gereken şey bunun uygulanmasında çok daha sert olmak. Deprem yönetmeliğinin çizdiği sınırların dışına burnunu çıkaranı doğduğuna pişman etmek. Zaten o yönetmelik eksiksiz şekilde uygulanırsa bir daha böyle felaketlerde bu kadar büyük acılar yaşamayız. Allah bize ders alacak feraseti versin ve bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Allah'a emanet olun.